Selam herkese, hoş geldiniz. Herkesin evde olduğu ve olması gerektiği gibi ben de bu süreçte evimdeyim, İzmir'den uzak. Ve bu süreçte okulla, sınavla, projelerle boğuşurken bir yandan da yapmayı ertelediğim şeyleri yapıyorum. Video çekmek de bunlardan bir tanesi. Gerçekten çok fazla hani özlemişim ve burada olmaktan da çok mutluyum. Keşke ilk videom Buca Tur olsaydı ama maalesef şartlar. Bugün en çok özlediğim şeylerden bir tanesinden bahsetmek istiyorum. Okulum, fakültem. Yani içindeyken o kadar çok değerini bilmediğimi fark ettim. Yani bir kahve almanın, dersten mızmızlanmanın veya işte ders arasında bahçede oturmanın, bank bulamamanın falan. Hani bunların hepsini çok fazla özledim. O yüzden biraz da bu özlemimi gidermek için de bunları hatırlayıp bahsetmek istiyorum. Kendimce notlar aldım. Onlardan bahsedeceğim. Eğer ki atladığım veya eksik bir şey varsa bana istediğiniz her yerden sorabilirsiniz. İsterseniz geçelim. Öncelikle fakülteden ve derslerden bahsetmek istiyorum. İşletme Fakültesi İzmir, Buca, Tınaztepe kampüsünde yer alıyor. 5 tane bölüm var içinde. İşletme, İngilizce, işletme, iktisat, turizm, uluslararası ilişkiler, uluslararası ticaret ve işletmecilik. Hepsi %100 İngilizce işleniyor. Dersleri, sınavları, projeleri, sunumları, her şey İngilizce yapılıyor. Ben işletme bölümünde okuyorum. Aslında biraz da o yüzden işletme bölümüne daha çok normal olarak işletme bölümüne hakimim yani. Diğer bölümler hakkında ve dersler hakkında çok fazla bilgim yok. Ama bence tercih yapmadan önce mutlaka fakültenin internet sitesine, web sitesine girerek derslerin içeriklerine bakın. Mesela ben iktisatın derslerine bakınca bana çok fazla uygun olmayacağını düşünmüştüm. Bana biraz ağır gelmişti. Ben biraz daha böyle pazarlamanın olduğu, insan kaynaklarının olduğu alana yönelmek istiyordum. O yüzden de işletme yazdım. Hani derslere bence bakın, farklı okullarla da karşılaştırın tercih yaparken. Bence çok önemli bir konu bu. Derslerden bahsediyordum, uzatmayayım. İşletme fakültesinde dediğim gibi dersler İngilizce işleniyor. Ama bu sizi korkutmasın. Ya bence normal hani korkmanız da. Çünkü hazırlıkta tabii ki güzel bir eğitim var. Ama akademik anlamda bir bölüme başlayınca işler biraz daha değişiyor. Yani ben ilk derse girdiğim günü unutmuyorum. Yani gerçekten çok fazla korkmuştum. Dedim ki ya ben bu okulu herhalde bitiremeyeceğim. Yani sınavı falan nasıl yapacağım? Ya ben dersi anlamıyorum. Bu nasıl olacak? Çünkü hiç Türkçe konuşmamıştı mesela hoca. Ama şu anda ondan bir ders alıyorum ve geçiyorum. Yani bir sıkıntı yok. Yani bir şekilde bu duruma adapte oluyorsunuz. Birinci sınıfın ilk dönemi biraz zor geçiyor ama geçiyor yani bir sıkıntı yok. Ve her dönem üstüne koyarak geçiyorsunuz. Yani birinci sınıfta abi nasıl yapacağız çok zor dediğinizde 2'de basitmiş diyorsunuz. 2'de çok zorlandığınızda 3'de basitmiş diyorsunuz. O yüzden gözünüz İngilizce konusunda korkmasın. Zaten üzerine düşeni yapıyorsanız İngilizce olarak derslerden bence o yüzden korkmayın. Ki derse dinleyip not alıyorsanız bir sıkıntı olacağını düşünmüyorum. Çoğu zaman zaten slaytlar paylaşılıyor. Yani çalışacak çok imkan var. O yüzden İngilizce olması gözünüzü korkutmasın. Sınavların da aynı şekilde. İlk dönemden sonra bir şekilde bu duruma alışılıyor. Hatta işletme bölümü diye genellemeyeyim bunu. Bütün bölümler için aynı şekilde. Proje ve sunumlarımız çok 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 fazla var. Ve bunun aslında çok fazla artılarını da görüyoruz. Ya, proje ödevlerini rapor yazmaktan ziyade İngilizce sunum yapmak, bu İngilizce sunum becerisini geliştirmek bu 4 yıl içinde bence çok güzel bir şey. Ve ben bu konuda fakültemde gerçekten gurur duyuyorum. Yani 1. sınıfta başladık sunum yapmaya İngilizce ve sürekli hani konuşma sayısı grup üyelerinde giderek arttı. Yani 1. sınıfta 1 dakika konuşuyorsan 4'e 5, 4'e geldiğinde, 3'e geldiğinde yani 5 dakika, 6 dakika, 10 dakika hani İngilizce sunum yapıyorsun. Ve bu sonrası için de bence gerçekten çok büyük bir kazanç. Ya. Bu arada ilk sene bütün bölümler aynı ve benzer dersleri alıyor. Bu işte kalkülüs, istatistik, sosyal psikoloji, sosyoloji, makro, mikro ekonomi, hukuk gibi. Ve
ikinci sınıftan sonra biraz daha aslında dersler alanlara göre spesifikleşiyor diyebilirim. Mesela işletmenin dersleri ve yoğunlaştığı alan işte pazarlama, insan kaynakları, muhasebe, finans, yönetim, bilişim gibi. İsterseniz bunun hakkında da farklı bir video çekebilirim. Dediğim gibi 3. sınıfta zaten seçmeli dersler geliyor ve yine kendi programınızı seçmeli derslere göre kendiniz oluşturabiliyorsunuz. Fakültenin bir de sosyal ortamından biraz bahsedeyim. Çünkü derslerden ziyade bir de hani fakültenin sosyal ortamı da bence çok önemli. Ya bizim fakülte gerçekten çok sosyal bir fakülte. Yani Tınaztepe'de birçok fakülteyle sosyallik anlamında bence yarışır. Hani o yüzden bir şüpheniz olmasın. Özellikle yan tarafımızdaki denizciliğe bakınca hani aradaki farkı çok net görebiliyorsunuz zaten üzülerek ki. Ama işletme fakültesi gerçekten sosyal, cıvıl cıvıl içine girdiğinizde, merdivenlerden aşağı baktığınızda hani o havayı hissediyorsunuz. Hani o yüzden sosyallik olarak kafanızda bir soru işareti işletme fakültesi adına asla kalmasın, kalmamalı da. Öyle düşünüyorum. Yani çok da onu özledim gerçekten. Bir diğer bahsedebileceğim şey kulüpler. Evet, kulüplerden de bahsedebilirim. Kulüplerde işletme fakültesinde yine işletme kulübü. Klasik. Birinci sınıfta bütün öğrencilerin gidip direkt üye olduğu kulüp. Çok aktiftir. Zaten fakülteyi eğer ki gezmeye giderseniz, hani bu sene bilmiyorum belki biraz zor ama ilerleyen dönemler içinde ya da belki okursanız bir yeşil bir bina var. Orası işletme fakültesinin kulübü. O yüzden bayağı aktif bir kulüp orası da. Ama diğer yandan Platform Up, Women in Business gibi kulüplerimiz de var. Onlar da çok aktif ve çok güzel şeyler yapıyorlar. Hani ve hatta turuncu etkinliklerimiz, turuncu zirvesi diye de yazarsanız, aratırsanız gerçekten çok aktif çalışıyoruz bu konuda. Fakültemle de yine gurur duyuyorum. Kulüpler olarak gerçekten aktif çalışıyorlar. Eğer ki böyle bir kulüpte çalışma gibi düşünceniz varsa bu kulüplere üye olabilirsiniz işletme fakültesinde. Başka bahsedebileceğim. Bir de şundan bahsedebilirim. Çift ana dal, yan dal seçenekleri fakültemizde var ama bu bir havuz sistemi değil maalesef. Yani ben mesela gidip hani bu galiba 9 Eylül'ün genelinde yok, tam emin değilim ama ben hani gidip endüstri mühendisliğiyle çift ana dal yapamıyorum. Yani kendi fakültemdeki bölümlerle yan dal veya çift ana dal yapabiliyorum. Ama bu konuda da İkinci sınıfta başvurabiliyorsunuz ve belirli bir ortalama gerekiyor. Ama üçüncü sınıfın son dönemi başvuramıyorsunuz. O yüzden eğer ki böyle başvurma düşünceniz varsa daha erken dönemlerde ortalamanızı yüksek tutup başvurabilirsiniz. Erasmus konusu. Ya Erasmus, ben çok Erasmus'a gitme sevdalısı bir insan değilim yani, olmadım da. O yüzden çok fazla bir Erasmus'la alakalı ve bilgim çok fazla yok. Sadece ortalamanızı gerçekten yüksek tutmanız bence gerekiyor. Eğer ki hibeli gitmek istiyorsanız Erasmus'a, anlaşmalı olduğumuz okullar da var. Onlar da yine web sitesinde. 2,5 ortalama ve üzeri yine bir dil sınavı ve ortalama baz alınarak bir sıralama oluşturuluyor ve ona göre yine Erasmus'lar belirleniyor. Birinci sınıfta direkt başvurabiliyorsunuz sanırım 2 için ama yine dediğim gibi ortalama çok önemli bu konuda da. Eğer ki bununla alakalı farklı kafanızda olan soru işaretleri varsa arkadaşlarımdan çok fazla Erasmus'a giden var. Hani onlara sorarım. Evet, bir de şu vardı. Yan dalda bahsetmeyi unutmuştum. Majör ve minor programlarımız var bizim fakültemizde. Mesela işletme için konuşursam, işletme alanında ben pazarlama alanında major yapmak istiyorum diyorsanız bu alanlar şöyle: pazarlama, insan kaynakları, uluslararası ilişkiler karıştı. Pazarlama, insan kaynakları, finans, muhasebe, yönetim, üretim, bilişim gibi bu alanlarda major yapabiliyorsunuz. Bunun için seçmeli derslerinizden katalogda belirtilen 6 tane dersi seçmeniz gerekiyor. Yani pazarlama için bazı dersler belirlenmiş. Bunların ikisi zorunlu, dördü de seçmeli.
Major yapmak için bu 6 dersi tamamlarsanız diplomanızın yanında hani pazarlama alanında major yaptı diye bir ek bir belgede alabilirsiniz. Bunun için dediğim gibi 3. ve 4. sınıfta seçtiğiniz derslere dikkat ederseniz bu da gayet çok fazla kolay. Bir de son olarak şundan da bahsedeyim. Fakültemizde her yıl International Week haftası yapılıyor. Bu haftada da aslında bu haftada yurt dışından çeşitli branşlarda hocalar geliyor ve onlarla siz 3 gün ders yapma imkanı buluyorsunuz. Bunun için önceden duyurular asılıyor. Ve işte istediğiniz derse, bir tane derse kayıt yaptırıyorsunuz. Ve bu 3 gün ders saatleri içerisinde oluyor ve hani devamsızlığa yansımıyor. Yani 3 gün içinde devamsızlık yapmış olmuyorsunuz bu derslere katıldığınızda ve ayrıyetten bir AKTS alıyorsunuz. Bunu çok fazla ilk, ben okula başladığımda 1. sınıfta mesela bilmiyordum. 2. sınıfta katıldım bu programa. Yani o yüzden siz de eğer ki işletme fakültesine gidecekseniz aklınızda olsun, 1. sınıfta Işın Su Hanım'ın odasında hemen kapıdan girince afişi görürsünüz veya duyurulardan takip edip bu bence etkinliğe de katılabilirsiniz. Gerçekten güzel bir şans. Yani genel olarak işletme fakültesinden kısaca böyle bahsetmek istedim. Yani gerçekten fakültemi çok özledim. Ha bir de şunu da söyleyeyim. Staj imkanı. Ya bence bu apayrı bir başlık ve apayrı bir konu. Yani staj deneyimi, fakültenin stajla alakalı imkanları. Sadece turizm bölümünde staj zorunlu. Diğer bölümlerde staj isteğe bağlı. Ama fakültemiz isteğe bağlı öğrenciler için staj sigortasını karşılıyor. Bunun içinde de belli süreçler var. İşte imza atılması gereken belgeler vesaire. Dediğim gibi bu da apayrı bir başlık ama isterseniz bundan da daha sonra bahsedebilirim. Benim fakültemle alakalı aklıma gelen şeyler bunlar aslında. Yani kısaca ben size fakülteme bahsetmek istedim. Gerçekten işletme fakültesi, hani orada okuduğum için söylemiyorum. Hani okurken keyif alabileceğiniz bir fakülte. Hani farklı bir fakülte. Hocalarla, özellikle bazı hocalarla, bence bu da değişiyor, birebir diyaloglarınız, ilişkileriniz, hani çok çok güçlü bağlar kurabiliyorsunuz. Hani çok güzel. Ya dışarıdan bakınca da özleyeceğiniz bir ortam olacağını düşünüyorum. Hani o yüzden bahsedebileceklerim benim bu kadar. Eğer ki atladığım bir yer varsa kusura bakmayın. Bana istediğiniz her yerden sorabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Umarım hepinizin sınavı çok güzel geçer. Görüşürüz. Bir şey söylemeyi unutmuşum. Onu da söyleyip gidiyorum. Ya sonunda söylemiş oldum ama özür dilerim. Sona kadar izleyenlerin şansı. 1.8 ortalamanıza çok dikkat edin. Ya 1.8 sayısına gerçekten çok dikkat edin. Bir ortalamanızı 1.8'in altına kesinlikle düşürmeyin. Özellikle ilk dönem 1.8'in altında ortalama yaptıysanız ikinci dönem biraz daha yükseltin ve kümülatif ortalamanız 1.8'in üzerinde çıksın. Çünkü 1.8'in altına düştüğünüz anda ikinci sınıfta çapraza kalıyorsunuz. Dersler karışıyor. Sen 1 misin, 2 misin, 3 müsün, kaçsın, bu karışıyor. Sınıfından ayrılıyorsun başka sınıfla falan filan, ya sıkıntılar doğuyor. 1.8'e dikkat diyorum ve gidiyorum. Görüşürüz.